Merhaba, ben Fotofilm'den Süleyman Dereköy. Umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle yaşadığım farklı bir fotoğraf tecrübesini paylaşmak istiyorum. Yıllar önce ben birçok bilgisayar oyunu oynuyordum ve o zamanlar fotoğrafçı değildim. Hatta diyebilirim ki fotoğrafı bilgisayar oyunları vasıtasıyla keşfettim. Tabii bu farklı bir hikaye, başka bir hikaye. Onu daha sonra belki uygun olursa anlatırım. İşte bu bilgisayar oyunlarından bir tanesini geçtiğimiz Ocak ayında oynamaya böyle biraz takılmaya başladım. Hatta onun bir montaj videosunu da oyun kanalında yayınladım. Onun bir linkini aşağıya açıklamaya koyarım. Bu işte Battlefield 4 oyunuydu. Ve o zaman henüz bu Ukrayna'daki savaşta başlamamıştı. Doğrusu çok üzücü bu dünyadaki bütün devam eden savaşlar vesaire insanın gözünün önüne getirince bütün o acı, ölüm, tahribat bir insanın öbürüne yapabileceği kötülükler gerçekten iç parçalayıcı. Umuyorum bütün savaşlar sona erer ve bu savaşlar ait oldukları yere dönerler. Ne demek ait oldukları yer? Yani savaş elbette kötü bir şey ama mesela bir filmde Yüzüklerin Efendisi'ndeki savaş sahnelerini herhalde sevmeyenimiz yoktur. Veya işte iyi bir bilgisayar oyunundaki savaş oyunu falan bunlar eğlenceli ve savaşlarda ait oldukları yere eğlence dünyasına dönebilirler. Ama gerçek dünyadan bir an önce temizlenmeleri, kalkmaları dileğiyle diyorum. Ve konuya dönüyorum. Şimdi tabii aradan zaman geçtikçe belki insan ara sıra büyük sanat eserlerini, edebiyat eserlerini hatta İşte tecrübe ettiği bazı şeyleri, gittiği bazı yerleri tekrar ziyaret etmeli. Çünkü zaman geçiyor, tecrübe değişiyor, insan değişmiş oluyor, farklı perspektifler kazanıyor ve bambaşka şeyler de görebiliyorsunuz bu tecrübelerinizde. Mesela okuduğunuz bir kitabı ikinci de okuduğunuzda bambaşka şeyler keşfediyorsunuz veya başka bir filmi tekrar seyrettiğinizde. İşte bunun gibi bir şey benim başıma geldi bu bilgisayar oyununda. Bir fotoğrafçı gözünden bir sahneyi gördüm ve oradaki fotoğrafı gördüm. Yani orada art direktörlerin işte o yaptıkları seçimi falan gördüm ve çok takdir ettim. O da işte İpek Yolu'nda bir haritada geçiyor savaş. İşte çölde de işte kurumuş ağaçlar var. O kurumuş ağaçlar bana direkt Namibya'daki Death Valley diye bir yerin, yani ölü bataklık gibi Türkçesi, bir yerdeki kurumuş ağaçları hatırlattı, anımsattı. Arka plana da çok güzel bir sahne koymuşlar, onu da birazdan göstereceğim. Çok doğrusu bayıldım bu art direktörlerin fotoğrafik kompozisyon olarak seçimlerine. Haritada biraz kıyıda kalmış ama gerçekten güzel bir sahneydi. Yani böyle İnsanın tripodu kurup oranın fotoğrafını çekesi geliyor. Tabii bu sahne, daha doğrusu oyunun bu haritası Gobi Çölü'nde geçiyor, Asya'da geçiyor. Ben baktım Google'dan orada öyle kurumuş ağaçlar var mı diye, yoksa ben mi sadece Red Valley'dekilere benzettim. Orada Gobi ki fotoğraflarda pek göremedim o tip ağaçları. Benzemiyorlardı. Daha çok Dead Valley'dekilere benziyorlardı. Belki onlar da oradan ilham aldılar. Belki de almadılar. Doğrusu bilemiyorum. Ama bana o orayı hatırlattı. Hatta şimdi işte size belki kayıttan sonra şu videonun şurasına ekleyerek şu neresine? Yok. Bu burasına. Evet, şuraya ekleyerek gösterebilirim o ağaçların fotoğraflarını, ama işte Dead Valley, Namibya ağaç diye yazarsanız Türkçe'de bilmiyorum çıkar mı, ama İngilizcesinde Dead Valley
Dead Tree diye yazarsanız mutlaka çıkacaktır. Sayısız fotoğraf çıkıyor. Ve fotoğrafçıların da çok favorisi olan bir yer burası. Doğrusu ben bayıldım bu art direktörlerin, işte kreatif insanların tercihlerine. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi de oyun içindeki o sahneye, o kompozisyona bakalım. Haydi buyurun. Evet, bahsettiğim harita tam bu. Bu da o çöl. İpek yolundaki bir çöl sahnesi. Şuradan bir motosiklet alıp hemen bahsettiğim yere gidelim. Çok uzakta değil ama. Evet. Hemen şurada. Bunlar bahsettiğim ağaçlar. Aynı Dead Valley'deki gibi. Kurumuş, ölmüş ağaçlar buraya bırakmışlar. Buradaki art direktörlüğü gerçekten çok sevdim, çok bayıldım. Şu ağaçların güzelliğini ve şu sahneye bakar mısınız? Burada hatta belki gerçek bir sahne olsa burası. Şöyle eğilip aşağıdan hem ön planı hem arka planı hem de gerideki dağları alan bir fotoğraf bile çekebiliriz. Burada tabii bir savaş devam ediyor. Birinin de dikkatini çektim galiba. Ne yapıyor bu diye. Evet, yani şu an kaybedebiliyoruz ama kaybediyor olabiliriz ama sanat için. Yani sanat kazanıyor şu an savaşı. Oyunu kaybediyoruz ama sanat kazanıyor. Oh. Evet, sanat da kaybetti. Şimdi tekrar gidelim oraya. Ve bir sahneyi ve beğendiğim bir yerini direkt size göstereceğim. Burada ufak bir yama yapayım. İngilizce versiyonunu da söyleyip bu Türkçe versiyonunu da söyleyeyim. Burada fotoğraf anlamında bir ufak bir sorunumuz var. Burada güneş arkadan geliyor ve hiçbir gölge yok bu sahnede. Dolayısıyla sahneyi dümdüz yapıyor, derinliksiz hale getiriyor. Normalde fotoğraflarımızda biz bunu istemiyoruz. Bu güzel gölgelerin fotoğrafın derinliğini göstermesini istiyoruz. Eğer bu gerçek bir sahne olsaydı, belki daha ileri bir saatte gelip güneş daha aşağıdayken fotoğraflarımızı çekecektik. Gördüğünüz gibi arkada dağlar var. Mavi buz dağları ve önde ateş çölü. Soğuk ve sıcağın mavi ve turuncunun kontrastı. Fotoğraflamak için nefis bir sahne. Böylece bu yamayı da bitirmiş olup esas kısma tekrar dönebiliriz. Şimdi tabii buradaki bahsettiğim gibi art direksiyonu, art sanat yönetmenliği ne bayıldım. Şurada bu ölü ağaçlar, ortada şu tepeler ve en arkada karlı dağlar. İnanılmaz güzel. Bu arkadaki mavi ve öndeki turuncu tonlar, arkadaki o işte soğuk tonlar ve öndeki sıcak tonlar müthiş. Çok nefis bir kontrast oluşturuyor. Sahnede bu. Yani şöyle eğilsek şuradan gerçek hayatta olsa şöyle bir fotoğraf çıkartabiliriz. Hatta Photoshop'ta bu fazlalıkları da silerek. Harikulade. İnsan tabii fotoğrafçı gözüyle bakınca böyle şeyleri de fark etmeye başlıyor. Tabii fotoğraf görsel sanatların birçok alanını etki ediyor. Gördüğünüz gibi burada da oyunlar, sinema eserleri, başka çizgi yapımlar, animasyonlar falan hep resimden, sonra fotoğraftan vesaire etkileniyor, bunlar birbiriyle kesişiyorlar.
bahsedeceğiz ileride. Ama bu fark ettiğim şeyi ben sizinle paylaşmak istedim. Şimdi biraz da oyuna döneyim. Bakalım neler olacak. Evet, sizinle bu fotoğraf tecrübesini paylaşmak istemiştim. Fotofili üzerinde uzun süredir çalışıyorum ve artık fotofili başlamak üzere. Fotofili, fotoğraf severler için bir topluluk platformu olacak. Lütfen abone olun ve bize katılın. Birlikte güzel bir şey inşa edelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.